online alışverişte son dönemde yurt dışı çılgınlığı yaşanıyor. Yapılan araştırmaya göre yurt dışından alışveriş rakamı bir önceki yıla göre yüzde 135 arttı. Nedeni ise aynı ürünün etiket fiyatının Türkiye'de neredeyse iki katına çıkması yurt dışından alışveriş yapıyorum. Belli markalar, dünya cümle markalar daha uygun yurt dışından alınabiliyor. Yurt dışından online sipariş veriyorlar. Aynı marka ürünü daha ucuza getiriyorlar. Örnek bir ayakkabı vereyim. 10-12 bin bandında ama yurt dışında 6-7 bin bandında alıyorsunuz. Pandemiyle beraber hayatımızın merkezine oturan online satış sistemi artık rotasını yurt dışına çevirmiş durumda. Öyle ki bankalar arası kart merkezinin 2023 veri lerine göre kredi kartıyla yurt dışından online alışverişler bir önceki yıla göre %135 artış gösterdi. Önceki yıl 48.8 milyar lira olan yurt dışı online alışveriş harcaması bu yıl 115 milyar lirayı gördü. En çok rağbet edilen ürünlerse genelde küçük ev aletleri ve elektronik eşyalar oldu. Yurt dışından yapılan alışveriş özellikle bilinen marka ürünlerde artış gösterdi. Ortalama mesela şöyle deri bir ürün 2000 lira 2500 lira civarındayken deri bir ürün mesela internet yurt dışında bu ürün %30-40 daha ucuz olabiliyor. Ben de şu an burada 6 bin liraya aldığım bir montu sitesinde yani yurt dışındaki sitesinde 3 bin liraya alabiliyorum. Yarı yarıya fark edebiliyor. Peki yurt dışındaki bir ürün Türkiye'ye geldiğinde neden daha fazla pahalı? Öncelikle gümrük vergisi var. Türkiye'ye girdiğinde bir gümrük vergisi uygulanıyor. Ardından KDV ekleniyor. En sonunda da kar eklenmiş oluyor. Hal böyle olunca aradaki makas da açılıyor. Kısa sürede gelmediği için ben de pek şey yapmıyorum bir ay iki ay bekliyorsunuz. Artı kargo ücreti e, anlamında da insanlara opsiyon sağlıyorlar. Bir de bedenlerde sıkıntı olabiliyor çünkü oranın bedeni Türkiye'ye göre biraz farklı. Ya iade de çok zor oluyor garanti yok. Yurt dışından uygunu alınabilecek ürünlerde düşük vergi uygulaması 1500 dolar ile sınırlı. O rakama kadar yapılan alışverişler sadece %18 ila 20 arasında vergilendiriliyor. Ama üzerine çıktığında iş ticarete dönüyor ve vergi artıyor.